Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Tokgöz. Bugün sizlere low skin, fat keskin sıfırlama saç kesimi anlatımlı bir şekilde yapacağız. Hem de hızlı bir saç kesimi olacak. Ben numaramızı takıyorum. Yine boyun kağıdını taktıktan sonra arkadaşlar kapalıyla yanları çiziyorum. Low skin fade yapacağım için aşağıdan çiziyoruz sıfırlamayı. Burada koltuğu çevirerek şey yapacağım. Burayı düzle yapabiliriz. Büyük makineyle sıfırla çizdikten sonra ufak makineyle taparla yani detaylı altlarını alıyorum. Sıfırdan eğitim vermekteyiz. Burada hızlı tıraş nasıl yapılır onu gösteriyorum aslında bir yanda da. Makineler burada bir sistem var. Bu sisteme uyduğumuz için uyguladığımızda hızlı bir şekilde saç kesimi çıkarabiliyorsunuz. Burada neyi nerede kullanmanız gerektiği, nasıl kullanmanız gerektiğini öğretiyoruz. Eğitimimiz bu şekilde geçiyor ve hızlı bir şekilde de bir aylık süreçte çok rahat saç kesimler yapabiliyorlar. Arkadaşlar burada 1,5 tarakla keskin alıyorum. Mandal kapalı bir şekilde. Burada çok sadece taraklara ve mandallara giriş yapacağım. Ya çok teferruatlı bir şekilde anlatmıyoruz. Yani burada mesleği sahibi olan kişiler, bilgisi olan kişiler nasıl saç kesim yaptığımı onlar farkına varacaktır, anlayacaktır. Ama sıfırdan yani deneyim olmayan arkadaşlar için de tam olarak anlamayabilirler. Çünkü çok ayrıntıya giremiyorum. Burada yapmış olduğum 1,5 tarakla kapalıyla yanlarını keskin bir şekilde kestim. Arkadaşlar burada 1 numara açık, 1,5'a tekamül ediyor. Zaten burayı 1,5 kapalıyla almıştım. Şimdi ise 1-1 kademeyle burada aşağıları izlere çalışıyoruz. Yine iz varsa yukarıda mandalımızı açtık. Yukarıdaki izlere çalışıyorum. Arkadaşlar burada 1-1 kademeyle aldıktan sonra 0-5 açık 1'e tekamül ettiği için 1 ile de aldık zaten. Burayı 0-5 bir kademeyle sadece izlere çalışıyorum. Burada sistem uymuyor. Ya farklı bir saç kesim yapıyoruz. Sistem olarak eğitimde kullanmış olduğumuz sistemleri burada uygulamıyorum. Buradakiler sıfırdaki eğitimlerde katılan arkadaşlar için olduğundan dolayı burada sistem farklı, eğitimde de farklı sistemler uygulanıyor. Burada bilen kişiler için göstermiş olduğum bir sistem. Burada 1-1 kademeden sonra yukarıda bir iz varsa mandalımızı açıp sadece yukarıdaki izlere ufak dokunuşlar yapıyoruz. Yine burada neyi nasıl kullanması gerektiği, nerelere çalışıyoruz, nasıl çalıştığımı çok şey söylemiyorum. Zaten burada yine bilgisini de elimden geldiğince vermeye çalışıyorum şu anda da. Eğitimler nasıl geçtiğini merak edenler arkadaşlar için bu şekilde hızlı bir sunumla anlatım yapıyorum. Başlayacağım mı? Arkadaşlar 0-5 bir kademeyle aldım. Bu mandal açıkla 0-5'e tekamül ediyor. Bunu almamın bir anlamı yok. 0-5 bir kademeyle şimdi burayı aşağıları çalışıyoruz. Sadece ize çalıştım ve geçişimi yapmış bulunuyorum.
Tabii bu uygulamayı yaparken, tabii sıfırdan gelenler için yapılacak bir sistem değil. Çünkü makine hakimiyeti olan kişiler için verilen bir saç kesimi bu şu anda. Yine yukarıda bir iz varsa mandal açıyoruz. 0.5'de almış gibi yani. Mandal açınca 0.5'e tekamül ettiği için sadece yukarıdaki izleri kesip kaldırıyorum. Baba. İze çalışıyorum arkadaşlar burada. Sıfır beş bir kademedeki izi kaybediyoruz burada. Mandalı açarak. Sıfır açıkla şu anda yanlardaki izleri çalışıyorum. Siz de eğitime katılarak mesleğini geliştirmek isteyen arkadaşlara 2 haftalık eğitim. Meslek deneyimi olmayan arkadaşlara ise 1 aylık, 1,5, 2 aylık eğitimlerimiz mevcuttur. Burada mesleğini geliştirecek olan arkadaşlar için buradaki sistemde hem hızlanıyorlar hem de rahat bir şekilde saç kesimler çıkaracak duruma geliyorlar. Sıfırdan eğitime katılan arkadaşlar da bakarak bir şey öğrenemeyeceklerinden dolayı, ezber olduğundan dolayı burada 1 aylık eğitimle neyi nasıl kullanması gerektiği onları öğretip ve de canlı makinenin üzerine bütünleşen bir eğitim sistemimiz var. Yukarıdaki izleri yine 0.5 tarak takıp mandalı oynayarak buradaki izleri eziyorum. Saçları. Mandalı açıp orta kademe veya bir kademeyle ufak dokunuşlar yapıyoruz arkadaşlar. Low skin fade düşük seviye sıfırlama yaptığım için aşağıda çalışmalar yaptık. Arkadaşlar ufak makineyle almış olduğum yerleri şu anda epilasyonla ufak dokunuşlar yaparak alıyoruz. Makine kullanırken yine nasıl kullandığımı çok ayrıntıya girmiyorum. Tabii bunları tutuşlar, açılar, neyi nasıl kullanmanız gerektiği de bunlar da çok önemli. Yani sadece makineyi sürtmek yeterli olmuyor. Burada sadece bilmeniz gereken şu. Ufak makineyle aldığım yerlere, bölgelere vuruyorum epilasyon. Diğer adı gırgır veya silindir olarak da geçiyor. 3 tane isim kullanılıyor. Ya ben epilasyon diyorum. Bazısı gırgır diyebilir, bazısı silindir diye de söyleyebilirler. Yukarıdan aşağı doğru vurarak da iz varsa izleri eziyoruz. Yine burada epilasyonu vurduktan sonra varsa aşağıda epilasyon bazen iz yapabiliyor. İz yaptığı için tekrardan makinenin mandalı oynayarak açıp orta kademe ve bir kademe kapalıya kadar düşebiliyorum bazen. Bu da ne için? Aşağıdaki epilasyonun vermiş olduğu izden dolayı. Bazen epilasyon mesela şurada biraz yukarı çıktığı için epilasyonun izleri oluşuyor. Onun için de burada ufak dokunuşlar yapıyoruz. Yine buraları da aynı şekilde.
Yukarı çıkıyorsam mandal açıyorum, aşağıya çalışıyorsam kapatıyoruz burada mandal olarak da arkadaşlar. Fırlamalarda çerçeve çizmek çok önemli. Neden? Çünkü saçı gösteren bunlar. Çerçeve çizerken ilk önce burayı çiziyorum. Daha sonra makinenin köşesinde aşağıdan yukarı doğru bu şekilde alıyoruz. Yine varsa buralarda alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar çerçeveyi çizince daha güzel görünecektir. Arkadaşlar keskin sıfırlama yaptım. Low skin fade. Buradaki izleri de keskinliği biraz yumuşatmam gerekiyor. Sadece izleri çalışıyoruz burada. Burada yine makasın ve makas kullanım ve tarak açılarını da buradan bahsetmiyorum. Siz de eğitime gelerek burada daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama yine kesim olarak da bütün püf noktaları veriyorum. Sadece izle çalışıyoruz burada. Yaptığım bu. Oğlum. Ya benim buradaki amacım şu. Ya benim buradaki problemim burada olduğu için sadece buraya çalışıyoruz. Yani yukarıda problemimiz yok. Onun için sadece buradaki izleri uçlarına dokunarak yumuşatıyorum. O döküntü saçları almış oluyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar üstleri biraz ıslatıyoruz. Burada kesim olarak saç kısa olduğu için fazla şey yapmayacağım, almayacağım. Sadece bir nokta kesim yaparak şu şekilde uçlarını yumuşatacağım. Bu da yapmamın nedeni natürelleştirmek saçı ve fön çekerken de rahat bir şekilde şekil vermesi için bu hareketi yapıyorum. Bunu yaparken bir parmak bu şekilde getirdim. Sadece uçlarına vuruyoruz. Çapraz bir şekilde 35 derece açıyla. Arkadaşlar ortaya doğru taradığından dolayı her iki tarafı da eşit bir şekilde kesiyorum. Veya ortaya doğru topluyorsa burayı uzun da bırakabilirsiniz. Düz bir şekilde de kesebilirsiniz. Veya ortaya doğru topluyorsa bu şekilde eşit bir şekilde kesebilirsiniz. Bu, yani buradan kestik. Daha sonra bura. Yine burası da aynı şekilde kesilebilir. Burada kesim olarak daha teferruatlı da vermez. Yani bu şekilde yeterli olacaktır. Bu kesim bittikten sonra ön tarafa geçip diğer tarafı alıyorum burada. Bu şekilde sadece uçlarını alıyorum. Arkadaşlar kısa olduğu için saç fazla girmiyoruz. Sadece burada uçlarını alıp geçiyorum. Veya şöyle de yapabilirim. Ben onu ısırdım. Bitti işte. Bak bu ısır. Bu parke ne yaptın? Böyle. Ama sen patreye geliyorsun. Şu bunu yaptın. Ay böyle. Öyle çeker. Çeker çeker. Çok tehlikeli. Ben düğüne koyuyordum onu. Kesmiyor. Tümde. Arkadaşlar kesim olarak bu şekilde yine buralarda ufak dokunuşlar yapabilirim. Şöyle uçlarını ufak dokunuşlar yaptım. Fazla da kısaltmak da istemiyorum zaten.
Arkadaşlar burada yandan kontrol yapıyorum. Yandan kontrol yapmamın amacı herhangi bir saçta gediklikler varsa, hatalar varsa bu şekilde beltraf etmek, düzeltmek adına bu şekilde uygulamalar yapıyoruz. Kesecek durum varsa da kesiyoruz. Kesilmeyecek durum yoksa da kesmiyoruz. Eğitimlerimiz burada temel eğitimlerden oluşmakta. Buradan temel eğitimi aldıktan sonra çok rahat bir şekilde saç kesimler çıkarabiliyorlar. Yine YouTube kanalında da paylaşıyoruz öğrencilerimizin saç kesimlerini. Arkadaşlar burada saçın basık olduğundan dolayı burayla burası birazcık kabartacağım. Önünü de kaldıracağım burada. Fön çekerken. Kabartmak için aşağıdan yukarı doğru fırçayı yukarı doğru getirip bu şekilde kabartıyoruz. Buradaki önemli olan burada yapmış olduğum hareket şu. Buradaki çöküklük, basıklığı birazcık kabartarak şişirmek amacındayım. Yine yanları burada basıyorum. Yine bu şekilde. Daha sonra öne doğru saçı yine kabartıyorum. Fırçayı öne doğru getirip, tabii bunların yine tutuşları neyi nasıl yaptığımı tam ayrıntıya girmedim. Sadece uygulama olarak gösteriyorum arkadaşlar. İzleyerek görebilirsiniz. Yani aradaki püf noktaları yakalamanız gerekiyor. Ama yine burada yani uygulamalı anlatılır bir şekilde elimden geldiğince paylaşabildiğim kadarını paylaşacağım. Çünkü eğitim veren bir yerdeyiz. Akademimiz var. Çünkü fazla şeye giremiyorum. Ya giremiyorum nedeni eğitimde paylaştığımız öğrencilerde olduğumuzdan dolayı çok teferruata girmiyorum. Ama burada eğitimde yine aynı şekilde şeffaf bir şekilde bütün bilgilerimizi aktarıyoruz gelen öğrencilerimize. Siz de eğitime katılarak buradaki bilgilerden faydalanabilir, ufkunuz açılabilir, çok rahat saç kesimler çıkarabilirsiniz. Yine eğitime katılan arkadaşların bir hafta, iki hafta veya üç hafta veya bir ay sonucunda ne duruma geldiklerini izleyerek görebilirsiniz. YouTube kanalından takip etmeyi unutmayınız. Daha sonra pudralı vaksı da aralarına döküyorum burada. Saçı şekil vermem için aralarına döktük. Yine önlerde aynı şekilde. Arkalara da. Burada saç çıkar gibi saçı burayı karıştırıyoruz. Daha sonra burayı parmağımız açıktır gibi yapıp buraları basıyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum low skin fade sıfırlama saç kesimi keskinle soft arasında bir şey oldu. Ama geçiş olarak kabarıklık verdim burada fırçalarla yardımıyla. Biraz kısalttık. Uçları aldık saçın. Görmüş olduğunuz gibi sıfırlama saç kesimimiz. Arkadaşlar low skin fade sıfırlama saç kesimi yaptık. Burada yapmış olduğum gibi burayı biraz kabarttım. Aşağılarda düşük seviye sıfırlama yaptık. Keskinle soft arasında bir geçiş yaptık. Nasıl olduğunu videonun tamamen izlerseniz göreceksiniz. Siz de eğitime katılmak isterseniz meslek gelişimi için 2 haftalık eğitim, mesleği öğrenmek için berberlik yani sıfırdan saç kesimi öğrenmek isteyen arkadaşlara da 1 aylık eğitimlerimiz vardır. Bu 1 aylık eğitimde de temel kurallar ve sistemleri öğretip çok rahat bir şekilde saç kesimler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yine eğitime katılan öğrencilerimiz de videoları YouTube kanalında vardır, mevcuttur. Arkadaşlar tıraşımız bitti. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarda da ne istediğinizi kesim olarak da yazabilirsiniz veya uygulama olarak da ne istiyorsanız orada yazıp
Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.